Merhabalar, ben Dilaşkın. Bugün bu videoda size mezun olduktan sonraki ilk işimi nasıl bulduğumu ve ondan sonra da, da iş arama süreçlerimde beni başarıya götüren kafa yapısı neydi onu anlatacağım biraz. Ben mezun olduktan sonra ne yapmak istediğini bilmeyen bir yeni mezun olarak önüme gelen her işe başvuruyordum. Ama CV'mi gönderdiğim hiçbir yerden de iş görüşmesine çağırmamıştım açıkçası. Ve daha sonra işte çevremdeki tanıdıklarım hani bana yardımcı olabilecek kimlerle görüşebilirim? İşte okuduğum sırada bir dış ticaret eğitimi almıştım. O eğitimdeki dış ticaret hocamla görüşmeye gittim. Ve benim o hocam gençleri çok destekleyen girişimciliği çok destekleyen bir kişiydi. Dolayısıyla dedi ki bana tamam hani iş bulana kadar istersen gel benim yanında çalış, hem boş geçirmemiş olursun vaktini, iş öğrenmiş olursun, sonra bir iş bulduğun zaman da istediğin zaman ayrılıp gidebilirsin falan dedi bana. Ben daha iyi dedim hani boş durmayayım, bir şeyler öğrenmiş olurum hem yani falan gayet mantıklı. Herhangi bir ücret almadan orada çalışmaya başladım ve ben birkaç ay orada hiç para almadan böyle staj yapar gibi çalıştım ama daha sonra işte bu uzun süreli bir işe dönüştü. Patronumuz bize maaş teklif etti ve ben orada tam zamanlı, maaşlı bir çalışan olarak 3,5 sene kadar çalıştım. Yani benim ilk işimi bulmam network'ümdeki bir kişi sayesinde oldu. Ondan sonra <laughs> ama o işimden ben <laughs> kovuluşumu da hiç unutmuyorum. Artık daha kurumsal bir yerde çalışmak istiyorum ben falan diye böyle iş başvuruları yapmaya başlamıştım. Bir sabah iş yerine bir gittim. Patrondan bize bir mail gelmiş. Arkadaşlar işte yeni iş başvuruları yaptığınızı görüyorum. İş aramak da bir iştir. O yüzden bunu burada benden maaş alarak yapmak yerine <laughs> dışarıda bütün vaktinizi bu işe ayırarak iş aramanızı tavsiye ederim diyerek bize kibarca yol verdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, benimle birlikte iş arayan bir arkadaşım daha vardı. İşte iş değiştirmek aynı zamanlarda istiyorduk. İkimizi de kovdu <gülüyor> patron <gülüyor> paketledi. <gülüyor> Neyse biz bir anda böyle işsiz kaldık yine. Neyse ben böyle günün ortasında eve gittim. Annem de tam böyle antrede bir şeylerle uğraşıyordu. Böyle beni görünce bir şaşırdı. Anne ne işin var senin bu saatte evde falan. Anne dedim ben kovuldum. Kovuldum. <laughs> kovuldum. Ondan sonra annem böyle oldu. Bak hiç unutmuyorum annemin o halini ya. Benim annem de bu arada işsizliğe alerjisi vardır. Benim abim de çok uzun süre bir işsizlik dönemi olmuştu. Ve o dönem bizim evimizde çok gergin bir dönem olmuştu. O yüzden herhalde kadının yani böyle tüyleri diken diken oluyor anladın mı? Biz işsiz kalırsak en büyük korkusu. Ben böyle eve geldim kovuldum dedim annem böyle oldu. Ya bak şikayet edip duruyordum gördün mü kovuldun. Ya anne ne var bulurum iş ya ne olacak falan dedim ben. Ha tabi tabi Boğaziçi mezunları bile iş bulamıyor. Sen mi iş bulacaksın falan dedi. Ben de Bilken yazıyorum bu arada. <laughs> ben böyle Allah Allah anne sağ ol bana olan güvenin için teşekkür ederim. Ama o dönemler yani hala şey kafası yapısındaydım. Ne olacak ya bulurum iş ne var ki falan kafasındaydım. Hatta o dönem Amerika'daki mortgage krizinin patlak verdiği dönemdi. Arkadaşlarım falan da böyle çevremdekiler de bana diyor ki ya, İdil yani işte küresel bir kriz var yani bu dönemde iş bulman çok zor falan diyordu herkes. Onların bana bu söyledikleri de benim hiç moralimi bozmuyordu. O sıralar öyle bir kafa rahatlığı vardı yani böyle bir endişesiz, kaygısız, korkusuzdum yani Cahil bu cizaret. konuda. Cahil cesaret mi bilmiyorum ama bilmiyorum ya bence hepimizin sahip olması gereken kafa yapısı o işte aslında. Sonradan ne bozdu o kafa yapısını bilmiyorum yani ama neyse o dönemler öyleydi. Herkesi ne var ya bulurum falan diyordum ve nitekim işten ben ayrılırken de bir danışmanlık şirketinde çalışıyordum ayrılırken değil kovulurken <gülüyor> <gülüyor> evet kovulduktan sonra işten pardon ansızın kovuldum tabii. hiçbir müşterim yani işleriyle ilgilendiğim müşterilerime de bilgi verememiştim sonra işte iletişim bilgilerini sahip olduğum müşterilerimize mail attım böyle böyle ben işimden ayrıldım Tabii ayrıldım diyorum kimseye kovuldum demiyorum falan neyse işte sizi tanımak güzeldi bilmem neydi falan böyle veda mailleri attım insanlara müşteriler birisi nitekim bana hemen aradı beni. Dedi ki işte bizimle çalışmayı düşünür müsün? Ben böyle nasıl yani? Ama iş yani benim hiç yapmayı düşünmediğim bir iş yani bir demir yolu projesinin idari işlerinin yürütülmesi. Yani işte personel giriş çıkışları vesaire böyle bir işti. Ama ben diyorum ya öbür işimde de zaten kurumsal bir büyük bir firmada çalışmak istediğim için ayrılmak istiyordum. Dolayısıyla o iş de benim istediğim gibi bir iş değildi. Ama yine Ay boş durmayayım ne olacak ki diyerekten işsizlik maaşına da başvurmuştum. Daha ilk iş işsizlik maaşım yatmadan yeni bir iş buldum yani. Ondan sonra o dedim anneme bak dedim gördün mü iş buldum ne oldu dedim hani bulamazsın diyor falan filan böyle. Bu da herkese kapak olsun şeklinde. Neyse orada çalışmaya başladım ama çalışmaya başlarken de dedim ki ben dedim hani böyle bir iş hani düşünmüyorum. O yüzden ben iş başvuruları yapmaya devam edeceğim. Hani sizin de bilginiz olsun. İstediğim gibi bir iş bulursam hiç acımam. istifamı veririm dedim yani. Onlar da kabul ettiler. Her şeyi gayet anlayışla karşıladılar. Neyse ben orada ne kadar çalıştım? Bir buçuk iki ay falan çalıştım herhalde ama o sürede de dediğim gibi başvurularımı yapmaya devam ettim ve yine hani CV'lerimi yolluyordum bir yerlere ama aynı zamanda çevremdeki yine tanıdığım kişi lerle de görüşmeler yapıyordum ve işte İstanbul'daki bir aile dostumuzun kızı gayet kurumsal bir firmada insan kaynakları departmanında çalışıyordu. Onunla görüşmüştüm ben ve benim işte o bankadaki işim o görüşmem sayesinde oldu. Yani uygun bir pozisyon açılmıştı. Ben hiç başvurmadan onlar beni aradılar düşünür müsünüz diye ve ben o şekilde o işe de girdim. Yani benim işte nasıl iş buldum ve iş arama sürecinde benim işime en çok yarayan şeyler neydi sorusunun cevabı olarak size şunu söyleyebilirim ki birincisi networkünüz yani çevrenizdeki tanıdığınız insanlar İkincisi de o endişesiz, kaygısız kafa yapısı. Gerçekten o rahatlık çok bambaşka bir şey. Networkünüzden kalsın da yani ne kadar çok insan tanırsanız şansınız o kadar artar değil. Aynı zamanda o insanların da sizi nasıl tanıdığı da çok önemli. Ben bankadaki işimden ayrıldıktan sonra da o dönemde de işte freelance işler yaptım. O freelance işlerin hepsi de bana yine tanıdığım insanlardan geldi. Eski iş arkadaşlarımdan geldi, normal arkadaşlarımdan geldi. Ben kendime olan bütün inancımı kaybetmiş olduğum bir dönemde bile o insanlar bana olan inançlarını kaybetmemişlerdi ve işlerini bana teslim ettiler ve böylece freelance işler de alabildim. Yani o yüzden benim size en büyük tavsiyem mümkün olduğu kadar fazla insanla sağlıklı bir iletişiminiz olsun. Onlar sizi düzgün tanısınlar. Ve sadece almakla da olmuyor bu iş. Bir noktada sizin de bir şeyler verebiliyor olmanız lazım ki onlar da günü geldiği zaman ya işte İdil de bana şu konuda ne yardımcı olmuştu falan diye sizi unutmasınlar ve size yardımcı olsunlar. Bu network olayının önemini ne kadar vurgulasam az. Ben daha sonra işte bankadaki işimde 4 sene boyunca çalıştım. Ve ondan sonra da yine istifa ettim. O süreci de yani biliyorsunuz, bilmiyorsanız da şu videodan izleyebilirsiniz. Orada çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte oradan sonra ama çok uzun süre işsiz kaldığım ilk işsizlik dönemini yaşadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dönemde ben işte o kaygısız kafa yapısını da kaybetmiştim biraz. Şu psikolojideydim, iş bulmam lazım, iş bulmam lazım, iş bulmam lazım. Eyvah işte işsizlik sürem uzadıkça ben CV'imdeki bu boşluğu insanlara nasıl açıklayacağım, ne yapmak istediğimi de bilmiyorum, İşte şöyle mi olsun da böyle mi olsun da işte bunalımlara girdim falan filan. Yani o hani ne var ya buluruz iş falan deyip günlerini böyle iş bulacağından emin bir şekilde geçiren idil gitmişti ve son derece kendinden şüphe eden bir insan haline gelmiştim. Bence bu kafa yapısı da o iş arama sürecini çok negatif etkileyen bir şey. Çünkü gittiğiniz görüşmelerde sizin o sarsılmış olan güveniniz muhakkak işverene de yansıyor. Gittiğiniz her görüşmede böyle bir kendinizi beğendirme çabası içindeymişsiniz gibi bir durum oluyor. İşverenler bence bunu da fark ediyorlar. Ondan önceki iş arama sürecimde falan mesela o bankaya gittiğimde hiç unutmuyorum. Şöyle bir şey olmuştu. İşte bana dediler ki ya, banka bilançosu biliyor musun dediler. Ben böyle oldum. Yani banka bilançosu bilmiyorum. Hani şirket bilançosu bilirim ama banka bilançosunu pek bildiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası falan demiştim. Her soruya böyle son derece rahat. Neyse o hani şeklinde cevaplar verip böyle kendimi beğendirmek için böyle ekstra çabalara sarf etmeyip son derece rahat bir iş görüşmesi geçirmiştim. Ve sonunda da hiç beklemediğim bir şekilde gayet güzel bir iş teklifi almıştım. Neyse konuyu yine çok uzattım. Yani özetle söylemek istediğim şey en önemlisi bir networking demiştik. İkincisi de o rahat kafa yapısı. İş arama sürecinde ben bunların çok faydasını gördüm. Sizin de bunun faydasını göreceğinize inanıyorum. O yüzden şu anda iş arayanlarınız varsa eğer belki bir faydası olur diye olar diye <laughs> bu videoyu çekmek istedim. İş arama sürecinde hepinize bol şans. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.